Arkadaşlar hoş geldiniz. Ediz Gürel Türkiye'nin bir numarası ve rakibi ise dünyanın üç numarası Hikaru Nakamura. Fakat süreler birer dakika ve dolayısıyla Hikaru Nakamura'nın en iyi olduğu yerdeyiz belki de. Blitz ve Bulut'ta bu adam dünyada gerçekten rakip tanımıyor ve 1 artı sıfırda bu turnuvada Şampiyon olmayı başardı Hikaru Nakamura. Ediz Gürel dördüncü bitirdi. Ama bu oyunda bambaşka bir senaryo var. Ediz Gürel Hikaru Nakamura'yı mat ediyor. Nasıl bu mat gerçekleşti? Gerçekten kazanç mıydı? Ne oldu? Kandırdı mı? Hep birlikte bakacağız ama Hikaru Nakamura maç sonunda şöyle dedi. "Ah şu çocuklar ve şu taktikleri." dedi ve bakalım gerçekten Ediz Gürel'in taktik oyunu burada nasıl olacak? Hikaru Nakamura e4 ile oyuna başladı ve siyahlar da Ediz Gürel D5 hamlesini oynadı. Bu D5'i de zaten herkese karşı oynadı bu turnuvada Ediz Gürel. At C3'ten sonra D çarpı E4. At çarpı E4'de de at F6 ile beraber hem E4'e saldırıyorsunuz hem de diyorsunuz ki sen burada at çarpı F6 al ve ben ya E çarpı F6 ya da G çarpı F6 karar verebilirim. Fakat burada at G3 ile beraber Hikaru Nakamura farklı bir yere bizleri götürmek istiyor. Tabii ki siyahlar burada hemen kolay işitlemiş oldular. Hatta H5 hamlesiyle beraber öne de geçtiler çünkü H4'ten sonra buradaki atı kovacaksınız ve atın gidebileceği çok güzel bir karede kalmadı. Fil C4 hamlesinden sonra H4 ve at gitti burada F1'e kondu. İlerleyen zamanlarda tabii ki belki bu atı E3'e gidebilirsiniz ama at oradan oraya dönüp dolaşıyor. O sırada da siyahlar çok kolay bir şekilde geliştiler. Şimdi H3 hamlesi oynandı. Bir de üstüne G3 ile beraber artık siyahlar tam olarak öndeler. Alt C6 ile gelişim devam ediyor. Ve alt F3'ün ardından burada normal şartlarda tabii ki beyaz karelerde belli sıkıntı var. Belki burada fil G4 oynamayı tercih edebilirsiniz. Fakat onun yerine siyahlarda Ediz Gürel E5 hamlesini oynamak istedi. Ve e 5ten sonra belki sonrasında fil G4 ve sonrasında E4 oynamak isteyecek. Ama at E3 ile beraber fil G4 artık izin verilmiyor burada. E4 hamlesi geldi, E5'in amacı da anlaşılmış oldu ve alt G5'ten sonra gördüğünüz gibi fil de altta F7'ye bakıyor. AT E5 beraber. Hem F7'yi Ediz Gürel hem de at F3'lere de bakacak burada ilerleyen zamanlarda. Bir tane kale H5, bir tane buraya patlatacaksınız ve devamında tabii ki yani burası korunsa da patla, pata, patlatacaksınız tabii ki. Çünkü at F3'ten sonra konum gerçekten çok kötü kalıyor beyazlar adına. Şimdi AT E5'in ardından Fil B3 hamlesi geldi. Hem de C4 de istenmişti tabii ki. Oradaki fili kolayca vermek istemiyor. Ve burada plana devam ediyor. Kale H5 oynuyor burada. Ediz Gürel. Şimdi normal şartlarda at ve g4 ile birlikte hem buradan işte tabi at g4 de fil g4 oynayabilirsiniz. Beyaz karilerde hakimiyet devam edebilir. Atın f2'ye bakışları var. Vezir f6 gelebilir. Vezir burada g5 istiyor. Ama bir yandan da rakibin d4 hamlesiyle beraber işler karışabilir. Çünkü burayı istediğiniz at kaçılırsa burada at f7'ler fil f7'ler çıka gelecek. O yüzden buradaki varyanta çok da fazla bakmak istemedi ve Ediz Gürel Kale H5 hamlesini oynadı burada. Kale H5'in ardından ver burada G5'i tabii ki. F4 ile beraber burayı savunmak istedi. Kale çarpı G5 zaten demiştik burada patlatmaya zaten hazır. Çünkü alırsanız at F3 ve devamında at G4 ile beraber siyahların konumu harika olacak burada. Beyazlar hiç gelişemedi. Dolayısıyla bir tane F çarpı E5 hamlesine ihtiyaç duyuyor. F çarpı E5'ten sonra tabii ki kale çarpı 5 ve sonunda beyazlar bir tane piyon feda ettiler belki de ve onun karşılığında da Rock'la beraber hem şahı korumuş oldular hem de kaleyi bu hatta gelmiş olacak ve kalenin F6'ya bakışları tabii ki önemli ve ilerleyen zamanlarda vezirin de buraya aktarılması e, tabii ki önemli olacak. Fil C5 ile beraber at açmanıza alındı. Şah H1 ile beraber şah kaçtı ve artık at da başka yerlere aktarılabilir. Ve en önemlisi fil G4 ya da at G4 tehditlerine karşılık atın artık G4'ü alabileceğini görebiliyoruz file 6'ya geldi. Oradaki çaprazı kapatmak istiyor. Vezir'e iki hamlesini görüyoruz. Ve Vezir d sonra siyahlar da uzun rok için kendini hazırladılar burada. Ve siyahların konumuna baktığımızda hem piyon üstünlüğü hem de buradaki kale ve filin çıkamamasıyla birlikte... Tabii ki bir de burada her zaman tehditler var. Yani herhangi bir değişimden sonra vezirin C6'ya gelip burada G2'den mat etme isteği ilerleyen zamanlarda olacak. O yüzden H3'teki piyon çok önemli. E4'teki piyon çok önemli. Ve siyahlar bu konumun tamamen hakimi. Sürelere baktığımızda da herhangi bir sıkıntı çekmiyor gördüğünüz gibi 48 saniye 47 saniye gayet iyi bir konumda. At C4 hamlesi geldi. Ver buradaki kaleyi, kale H5'e çekildikten sonra sanki bir şeyi unuttu burada ve Ediz Gürel. Kaleyi H5'e geldikten sonra nasıl olsa vezir H5 yok. At burayı tutuyor dedi. Fakat ona karşılık bir tane kale F6 ve G çarpı F6'dan sonra da vezir H5'e aldı ve bir anda acaba konum ellerimizden kayıp gitti mi? Çünkü burada alt kaybetmiş olduk. Piyon yapımız da bozuldu ve burada vezirin hem H8'i hem de C5'i istediğini görüyoruz. Ama ona karşılık inanılmaz bir hamle buldu ki maç sonunda da Hikaru Nakamura bu hamleyi kafasından söküp atamadı. Başka bir maça geçti ama sürekli tekrarladı. E3 ne hamleydi ama E3 çok güzel bir hamleydi dedi ve Vezir H5'ten sonra işte o güzel E3 hamlesi var. Bakalım E3'ten sonra gerçekten Konum nereye gidiyor? Bir kere Vezir A8'e kesinlikle bakmamız lazım. Vezir A8'den sonra Şah E7 ve burada Vezir A8'i e alırsa işte Vezir C6 ve devamında Şah G1'e bu dediğimiz H3'teki Piyonun ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz ve vezir G2'den her zaman mat istekleri var. E3'e tabii ki bakmamız gereken şeylerden bir tanesi gördüğünüz gibi vezir C5 hamlesi. Artık vezir C6 veya vezir D5 ile beraber yine matı isteyemiyorsunuz ama öyle bir hamle çıka geliyor ki e2 ile birlikte gördüğünüz gibi artık yapacak çok da fazla bir şey yok. Yani bu fili dışarı çıkarmanız lazım ama D2 önce oynamanız lazım. Fakat onu oynayana kadar E1 ve burada oyun kayıp olacak, mat olacak belki de. E dolayısıyla E2'ye karşılık başka bir şeyler bulmaya çalışalım. Vezir F2 gelelim ve burayı tutmaya çalışalım ama o zaman da Vezir C6 geliyor. Şah G1'e de Artık kale ya da vezir çıkabilirsiniz ve devamında bu saptırılan hamleyle beraber vezir g2 mat olurdu. Dolayısıyla e3'ten sonra yapacak çok da fazla bir şey yok. A çarpı e3 oynanmak zorunda ve a çarpı e3'ten sonra fil çarpı e3 ve devamında d çarpı e3 artık yine vezir c6 hamlesi çıka geliyor. Vezir c6'dan sonra şah kaçarsa vezir g2 mat olacak. Dolayısıyla hemen fil d5 kapatıldı. Fil çarpı d5 ve şah gibi. Fili feda etti. Karşılığında mattan kaçtı ama bu mattan kaçmak o kadar kolay değil. e 6 hamlesi geldi ve tekrardan vezir G2 isteniyor. Dolayısıyla bir tane vezir E2 oynandı ve orası tutuldu. Ve şimdi ise uzun ok. Yani bu tehdit yani bir süredir bitmiyor. Ve gördüğünüz gibi siyahlar mesela atıyorum beyazlar bir A3 gibi bir şey oynasın. Kale D1. Şahın artık gidebilecek hiçbir yeri yok. Şah B2 ve devamında vezir g2 mat olurdu. E diyeceksiniz ki burada vezir çarpı d1 yok mu? Kesinlikle var ama o zaman da vezir g2 yine mat oluyor ve uzun roktan sonra yapacak çok da fazla bir şey yok. E4 ile beraber en azından burayı kapattınız ve kale d1'e rahat rahat burada vezirle alabilirsiniz. Dolayısıyla birazcık daha siyahların emek vermesi lazım buraya. Kale Burada kalede 4 gelecek diye düşündüm ama fil C4 de aynı şekilde oluyor. Kalede 4'ten sonra burayı isteyebiliyorsunuz ama bir tane daha böyle bir hamleyle beraber istedi. Ve vezir burada şahladıktan sonra file 6, vezir E2'ye gittikten sonra şimdi kalede 4'ü oynadı. Ve artık hamle tekrar etmeyecek tabii ki Edith Gürel. Kalede 4'ten sonra burası istekte kalacak ve fil F4 de en azından buraları korurum niyetiyle Hikaru Nakamura fili çıkmış oldu ama E4'ü kaybetti ve bunun devamında bir piyon önde aslında siyahlar ama bir piyondan fazlası varmasa da çünkü vezir g2'yi her zaman tehdit ediyor. Vezir d2 oynandı ve b6'dan sonra şahı saklayabilecek bir yer bulunca artık yapacak şey belli. Fil gelecek c4'e kaleye 2 oynayacak ve vezir mat istekleri gelecek derken Hikaru Nakamura yıllardır burada tehdidi bulunan şeyi unutuyor ve kaleye bir geliyor. Şimdi yanlış anlaşılmasın burada siyahlar her türlü bu oyunu kazanacaklar ama Böyle daha hızlı kazanıyorlar. Kaleye bir hamlesi geldi. Kale çarpı E1. Vezir çarpı E1 aldıktan sonra da Vezir G2 mat oluyor. Yani bir sürü varyant anlattık. Şu olursa Vezir G2 mat olur. Bu olursa Vezir G2 mat olur derken öyle bir yere geldi ki Hikaru Nakamura oyunun sonunda hata yaptı. Ve zaten siyahların kazanması gereken oyunu Ediz Gürel vezirgeye ki matla beraber kazanmış oldu gerçekten iyi bir dominasyon diyebiliriz çok iyi oynadı ve matı da bir hatayla beraber yapmış oldu Ediz Gürel. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız tabii ki bu kanalda bu kanala mutlaka abone olun bir kere onu söyleyebilirim ve aynı zamanda videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana bunu iletebilirsiniz ki ben de daha fazla video çekeyim. Umarım keyif aldınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.